Doğalgaza zam geldiği zaman sizin cebinize yansımıyor mu? Yansımıyor. Neden? Bize iyi geliyor. Biz memnunuz. Zamdan mı memnunsunuz? Memnunuz tabii, ne yapacaksın, yakmayacaksın da ne yapacaksın? Evet. Şeyde mi oturacağız? Evet. Soğukta mı oturacağız? Yani mesela bu zamları sormayalım mı abla? Soramaz. Soruyor. Her zaman gelen bir şey be evlatçım. Sorsan ne olur, sormasan ne olur yani? Öyle mi diyorsunuz? Ne ama olur? Bizim yani? İşimiz gazetecilik, soracağız. Tamam çocuğum tabii, ama dedikodu yapıyorsunuz, dedikodu. Dedikodu mu yapıyorsunuz? Tabii. Neden? Gazetelerde ne bileyim ben neden? Ya şimdi biz... Onu siz bilirsiniz, ben o kadar çok bilgim yok. Zamlı sormamız dedikodu mu oluyor? Tabii şimdi... Kimin dedikodusunu yapıyoruz mesela? Seyre bak şimdi, devletin dedikodusunu yapıyorsunuz tabii. Anladım. Tabii. Devletin dedikodusunu yapıyoruz. Zamı devlet vermeyecek, o zaman biz de dedikodu yapmayacağız abla. Vermeyecek de ne yapacak adam? Nereden çıkaracak? Nereden çıkaracak? Ötekiler veriyorlardı, yiyorlardı. Kim mesela? Hep bütün devletler, kaç tane biz gördük şey. Ne gördük? İşte şimdiki şeyden gördük yani, çok gördük. Evet. Zamları da gördük. Evet. Yalamayız, yapamayız diyorduk. Aldık da yaptık da her şeye, kuyruklarda da gezdik. Evet. Ben Doğa Çınarı'ndan ta Etbalık'a yayan gidiyordum. Senin haberin var mı? Yok, haberim yok. Ya. Şimdi ne yapıyorsun? Haberim var. Şimdi ne yapıyorsun? Şimdi alıyoruz elhamdülillah, var para çok. Evet, para çok. Çok şimdi para. Bak, ama çoğun insanında para yok diyorlar abla. Ay millete sen bakma be oğlum, araba dolu ortalıkta evlatçım. Evet. Para yok da nereden alıyorlar bunları? Ben başımdan geçenleri biliyorum ben. Anladım. Ekonomiyi ben bilmem. Şu an durum kolay gelsin. Yani. İyi.